Kesinlikle böyle daha iyi oldu. Evet, evet, evet. Bak, ilk hali böyleydi. İyi dinle lütfen. Bu geçişi değiştirdim sonra ben. Böyle yaptım. Lütfen iyi dinle. Bak. Evet, evet. Kesinlikle ikincisi daha iyi. Sen kesinlikle deyince bana bir şüphe düştü şimdi. Aşk olsun hayatım ya. Lütfen Latif, lütfen. Bak, zaten stresliyim. Daha da germe beni, lütfen. Eyvah. Jüri önünde şu bestenin çalınmasına bir gün kaldı. Hala daha son haline gelmedi, bitmedi daha. Tamam da hayatım, yani sürekli değiştirmeye uğraşırsan bitiremezsin tabii ki. Ya bazen de olurunu bırakmak lazım. Başladın yine Latif'i felsefesine. Yani sence Schubert bitmemiş senfoniyi bir oturuşta mı bitirdi? Hayır ama isminden anlaşılacağı üzere son oturuşunda da bitirememiş yani. Neydi şimdi bu? Hiç ironi yaptım. Yapma. Yapma Latif, ironi yapma. Ben Kültür Bakanlığı'nda repertuara girebilecek bir beste yaparken sen lütfen ironi yapma. Zaten de hayatımız senin şu tiftik keçisi kuzenin yüzünden tamamen ironi olmuş. Tamam hayatım, sen hiç konsantreni bozma. Çalışmana devam et, tamam mı? Ha, bu arada eserin ismi konusunda net miyiz? Evet. Evdeki huzur. Evdeki huzur. Geçmişe duyulan özlemi anlatan o temada bir beste için ideal bir isim. Anlıyorum. Ben kendime bir kahve koyacağım. Sen de ister miydin? Evet, lütfen. Açılayım şöyle bir kahve içip. Ama şeker istemiyorum, krema da istemiyorum. Süt de istemiyorum. Kahvede koymayayım istiyorsan. Sabah sabah şaka da istemiyorum Latif. Evet, tamam anladım hayatım. Kardeş, bu da evimizin 10. odası. Evimizde 10 tane oda, 8 tane salon, 6 tane mutfak, 4 tane alaturka, 4 tane de alafrengo tuvaletimiz var. Ama yetmiyor. Yetmeyince yetmiyor. Bu binayı yıkıp diğer binamla birleştirmeyi düşünüyorum. Dikmen, çal bakalım. İngi. Dikmen benim. Dikmen, bundan sonra hayatında bağlama yok. Piyano çalacaksın. Piyanoyla bütünleş. Bütünleş. Yapma Yenge. Ben bağlamasız ne derim? Senin bağlaman beni bağlamaz. Çal Dikmen. Piyano çal. Piyano çal. Ne oluyor la? Ne oluyor? Havuz gördüm ya. Ula Dikmen. Geceden böyle yağlı yağlı yersin ha, böyle havuz görürsün işte ya. Bilmiyorsan söyleyeyim, münasip. Bulmacalarda bir yer ismi olarak çıkıyor. Cümle içinde kullanayım sana istersen. Bu söylediklerimi münasip bir yerine yaz. Münasip miyim sence? Müsait o. Çalışıyorum şurada, niye bölüyorsun? Umarım önemli bir şey içindir. Dinliyorum. Titrişim bitmiş Tilbe Hanım. İki gün önce almadık mı biz daha deterjanı? Nasıl biter? Mal ve hububat sayımı istiyorum derhal. Hububat sayımı yaptım Tilbe Hanım. Baktım titrişin yok, ne yapayım yani? Ben söyleyeyim de kuru kuruya küpürmeyin sonra. Çek o elini oradan. Tahliye. Yoksa sen benim yasaklarımı delip Dikmen'in çamaşırlarını da mı yıkıyorsun? Ondan mı bitti o deterjan? Gözüme bak. Gözüme bak Tahliye. Tahliye! Gözüme bak diyorum. Bakıyorum. Hı-hı. Vallahi yıkamıyorum. Dikmen gitsin, derenin birinde yıkasın çamaşırlarını Tahliye. Ama Tilbe Hanım, yazık adama. Tahliye.
Sana da yazık olmasını istemiyorsan o dikmenin bir peçetesini böyle çitilerken görmeyeceğim seni. Tamam mı? Bırak tek ayak üstünde durmayı, iki ayağını birden keserim evden. Lanetini köşeyi sen iki ayağımı kesmek de gidiyor demek istiyorsun Silva Hanım, Allah korusun. Tesereyle keseceğim diyorum Tahliye. Tahliye delirtme beni. Kovarım diyorum yani, kovacağım diyorum. Git bir sözlük oku, bir imra sözü, bir deyimler sözü, bir argo sözü geliştir. Biraz kendini arna artık dilime. Hadi git şimdi. Soldan. Emirlisin Silva Hanım. Of ya Rabbi. Gitti benim ilham perileri. Üç kere giyilmiş. Beş kere giyilmiş. Hiç giyilmese iyiymiş. Talih! Kız bunları et çıkamadan asmışsınız ya buraya. Ne oldu Zeliş? Sancı mı tuttu? Hastaneye gidelim. Yok yok, sancı falan tutmadı. Niye bağırdın? Dergide çok önemli bir şey okudum Zilek. Hemen bir klasik müzik çal. Klasik müzik mi? He. O nerede çıktı Zeliş? Ben klasik müzik falan çalamam yani. Benim tek çalabildiğim enstrüman o da bağlamadır. Onu da F'ye kadar öğrenmiştim. Evimiz reis, sana orkestra kur da bizim için bir klasik müzik çal demiyorum. Şu radyodan bir klasik müzik kanalı aç diyorum. Ya ne güzel güzel kendimize türkü dinliyorduk ya. Klasik müzik nerede çıktı? Bak burada yazmışlar. Anne karnında klasik müzik dinleyen bebeler daha zeki ve daha huzurlu oluyorlarmış. Ya Zeliş, sen okuduğun her şeye niye inanıyorsun ha? Ya biraz kafanı çalıştır, kafanı. Ya bir klasik müzik diye bir müziğin olduğunu da iki sene önce öğrendim ha. Doğmamış bebe nerede bilsin? Çalan müzik klasik midir, değil midir? Nerede bilsin? Ya sen burada yazandan daha mı iyi bileceksin ha? Adamlar biliyor ki yazmış. Yemin ediyorum o kanalı bulama, şu taksiden inerim, modern bir taksiye binerim, klasik müziği bir de çaldırtırım. Çabuk! Ya dur dur ya, dur hele. Tamam bakıyorum işte, bakıyorum. Ben karısı gitmiş taksicilerde istek parça hissetmiş dedirtmem kendime. Bütün gece gözüme uyku girmedi Talih abla. Ah Sinat, ne yalan söyleyeyim. Benim de gözüm hiç uyku girmedi biliyor musun? Ben besteyi düşünüyordum. İleride evlenmeyi düşünüyorum galiba. Ben de tabii ki dikmenimi düşünüyorum. Sinat, ne güzel ya. İkimiz de aşığız değil mi? O zaman ben neden acı çekiyorum Talih abla ya? Kıyamam ben sana Pıtırcı. Sen acı mı çekiyorsun? Bak, sana ne diyeceğim biliyor musun? Benim anneannemin çok güzel bir lafı vardı. Dedi ki, acıyı, üzümü, hasreti öğreneceksen aşk da öğren derdi. Aşk çok iyi bir öğretmendir derdi. Ama senin yine bak bu anneannemin lafına çok fazla uyma ha. Talih ablanın sözünden çıkma. O besti şeytanı kendini bırakma. Ayrıca derslerini çok boşluyorsun. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Kızlar başarısız erkeklerden hiç hoşlanmazlar. Yani derslerimde başarılı olursam Beste beni daha mı çok sever? Tabii canım. Dibi düşer vallahi. O zaman ben de okul birincisi olurum. Sonat, dikmen beni bir sevse, beni bir sevse var ya yemin ediyorum dünyadaki bütün okulları bitiririm, takdirnameyle de geçiririm ya. Şu an şu kapı açılsa, dikmen içeriye girse, dese ki kız Tahliye dese, her şeyi bırak dese, benimle yaşa dese, aradığım kız sensin dese, Allah'ım ya. Tahliye, sabah beri seni arıyorum. Anam, niye beni arıyorsun ki? Uzaklarda ama ben buralardayım. E benim çamaşırları yıkamamışsın. Kas katı kesilmiş çamaşırlar. O da leş gibi kokuyor. Dikmen, yani bana kalsa ben tabii ki yıkarım ama Tilba Hanım'a kaldığı için maalesef yıkayamıyorum çünkü yasakladı. Yasakladı mı? Evet. O ne demek kız, yasak ne la? Ya işte deterjan çok gidiyormuş. Elektrik faturası, su faturası derken işte artık dedi dikmenin çamaşırını yıkama dedi bana. Mahmut Hoca sana fena takmış Dikmen amca ya. Yok kız. Yengem sana şaka yapmıştı. Benden esirgemez yoksa.
Dikmin, ben aslında senin çamaşırlarını gizli gizli yıkarım biliyor musun? Yok yok, dur dur dur. Tamam sen karışma. Şimdi ortalık karışır. Yengem sana kafayı falan takar. Ben halledeceğim onu bir şekilde. Sanat, hadi koç. Ben hazırım Talih abla, beni hazırladı. Öyle mi? Sağ ol Talih. İyi ki senin gibi bir kardeşim var biliyor musun? Allah'ım ya. Kardeşe kadar her şey ne kadar güzeldi ya. Sağ ol Dikmin. Kesire koydu. Ya dur bakıyorum işte, bakıyoruz ya. Dur. Çocuğumuz huzursuzlanmaya başladı ha. Tamam yavrum, tamam kuzum. Baba bulacak şimdi klasik müzik. Zire kaydı. Ya yok işte yok, bir dakika bakıyoruz ya. Vardır vardır, biraz daha ara. Ya yok yok işte yok işte. Hem manuel hem otomatik olarak 4 kez bakmışım yok işte. Ya demek ki İstanbul'da senin kadar böyle klasik müzik aşıran başka bir avrat yoktur. Onun için de böyle bir radyo kurulmamış. Ben anlamam Zirek Efendi. Maç tahmini yapan radyoyu bul desem şöp diye bulursun. Bulacaksın yavrumuza klasik müzik. Ya Zeliş'im yok diyorum. Niye anlamıyorsun? He? Niye anlamıyorsun? Yani krize girdiyse ben Latif abi arayayım. Telefonda üçgen zilinde bir müzik çalsın. Hem çocuğumuz da huzur bulsun. Hem ben huzur bulayım. Olmaz mı? Olmaz. Ben Filli Armoni Orkestrası'ndan istiyorum. En güzeli oymuş Zirek. Ara bu. Ya başlarım senin filine de orkestrana da ha. Ya yemin ederim ben bunca yıldır taksiciyim. Senin kadar böyle kaprisli daha bir müşteriyle karşılaşmadım ya. Gerçekten karşılaşmadım. Bu ne ya? Sen o kanalı bulama. O zaman göreceksin kaprisi. Vay demek ki kapriste maksimuma ulaşmadın öyle mi? Hata bende. Hata bende bende. Sabahları evde al işe bırak, işten al eve bırak. Hata bende. Teşekkürler. Afiyet olsun. Latif çok uzun zamandır çalışıyorum bu beste üzerine. Uğruna bir ton psikolojiye girdim çıktım, girdim çıktım, girdim çıktım. Gecem gündüzüm birbirine girdi biliyorsun. Sürekli kafamda yankılanıyor. Çalıyor, çalıyor, durmadan çalıyor. Oh! Ya ülkemizde bu sanatçının bu bilinmeyen kıymeti ne olacak? Ne dersin Latif? Vallahi hiç düşünme böyle şeyler. Hiç kendini yorma hayatım derim. Ne diyeceğim? Haklısın. Yani bir taraftan da ne olursa olsun sonunda benim söylediğim olacağı için doğru söylüyorsun. Ama bir taraftan da dişil yanım bu takıntımı benimle paylaşmadığın için biraz buruldum. Burulma hayatım. Niye buruluyorsun? Bak bana. Eşi tarafından ağır psikolojik baskı altında olan bir koca olarak ben buruluyor muyum hiç? Hem mantıklı hem haklı cümleler kurup üste çıkmaya çalışmayalım lütfen Latif. Vallahi bravo. Ben hiç hayatımda bu kadar muazzam bir aile tartışması görmedim. Sizin şu performansınıza var ya, kapıda bilet keserim ben. O kadar iyi. Tebrik ederim. Tebrik ederim Latif. Ne diyorsun kuzenim? Sen yorulma Latif. Ben anlatayım. Mingeciğim, ya benim 4 tane çamaşırım var. 2 tane de iç çamaşırım var. Et de 6 tane çamaşır. Ya 6 tane çamaşır için yaptığın hareketlere bak ya. Gözünü seveyim ya. He? Aynı evin içinde oluyor mu? Soruyorum sana, oluyor mu? Bu ne kadar su yakacak ki? Sen neyin hesabını neyle yapıyorsun? Matematikteki ilerlemen etkileyici. 4 + 2 = 6. Şimdi şuradan hesaplayalım o zaman. Makinenin taksitleri, deterjan parası, elektrik ve su faturası. Ayda toplam 824 lira ekstra masraf. Alalım 412'sini. Hadi 12'yi almadım. 400 lira alayım canım. Değil mi Latif? Yengeciğim lütfen. Bak benim en sevmediğim konular. Bu para konularını ben hiç sevmem. Bir Ankaralı'yı çirkinleştirir, bozar. Tamam. Günün birinde o faturaları ben ödeyeceğim. Tamam mı? Ama şimdi durumum yok. Durumun olunca, kendi makineni alınca bunları konuşuruz, tamam mı? Yengeciğim, 2 çift çamaşır için bir tekstil sektörü laf ettin ha. E ne olacak, yıkanacaktı, mis gibi kokacaktı bunlar.
Senin için mis. Artık nasıl bir kokuyuz? Çekil. Al şunları. Al sana. Ne oldu? Bana kılıbık diyordun. Bak sen de geri vites yaptın. Ne haber? Ne alakası var la bibi? Ben sizin iç aile huzurunuz bozulmasın diye, aranız bozulmasın diye ses etmiyorum. Ondan sonra karı koca arasına girdi diyecekler. En gıcık kaptığım şey. Dört parça çamaşır için ne hikaye yazdın ha? Birinin tahliye çaktırmadan yıkardı yani. Bak normalde Tilbe de bu kadar hesapçı değildir ya. Yani onun huysuzluğunun kusuruna bakma, bana kızgın o. Yani sabah yazdığı eserle ilgili bir yorum yaptım da o yüzden kızdı. Seninle alakası yok yani. Tamam oğlum. Bir şey demedik. Götürürüm bir tane çamaşırcıya, yıkatırım. Problemi yok. Ha oğlum. İnsanın içi temiz olduktan sonra çevresindeki her şey pis olmuş. Ne olacak ki? Doğru söylüyorsun. Katıldın mı sen bana? Katıldım. Hay Allah oğlum beni. Canımın içidir o. Çok severim Allah oğlum. Kardeşim. Bu koku senden gelmiyor değil mi? Yok la, çamaşırlardan geliyor. Kuzenler buluşması, süpersiniz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. La bu bebenin ağlı ağlı değil abi, ben sana diyeyim. Sana özeniyor işte, seni takdir ediyor. Çocuk işte, ne görürse istiyor. He? Sönet! Amcam asansörü çağır, asansörü. Bugün yükümüz var. Yükliyiz. Asansörle inek. Beyefendi, müsaade ederseniz çıkayım. Tamam kardeş. Biz binelim de sen çıkarsın, çocuk var. Hayır yani asansöre binenler ilk önce inenlere yol verirler ya. Allah Allah. Sen onu mu yapacağız şimdi ya? İneceğiz, bineceğiz işte. Prosedürle niye uğraşalım? Tabii. Kapıcılık kursunda öğretmiyorlar ki görgü kurallarını. He sen benim elimdeki bu çöp poşetini görünce beni kapıcı mı sandın? Yo, hayır. Yanlış anlamayın. Yani küçümsediğimden değil. Nasıl ki birileri Yale Üniversitesi'nde okuyup da finans danışmanlığı yapıyorlarsa... birilerinin de bir takım bu küçük işleri yapıyor olması gerekiyor. Tabii. Allah Allah. Sabah sabah çattık belaya ya. Dikmen amca servis kaçacak. Tamam koçum, dur bir. Bana bak lan. Ben kapıcı değilim. Ama olsaydım da bundan utanmazdım, tamam mı? Senin o lafların da bana komazdı. Adamlar alnının teriyle ekmek parası kazanıyorlar sonuçta. Eğer çok merak ediyorsan söyleyeyim. Müzikle iştirak ediyorum ben. Hadi kardeşim, hadi işine. Senin yapacak bir sürü işin vardı, ben alıkoymayayım seni. Servise falan çıkacaksındır sen. Hadi işine. Hadi. Oh bebe. Dikmen amca. Asansör kaçtı, geç kalıyoruz. Sen bu bebeğe dua et. Tamam mı? Sen bu bebeğe dua et. Yoksa ben seni o köşeye sıkıştırır, dalağını kopartır, saçını asardım. Ya yok Zeli, şu radyonun vücudu Granbel bile bu kadar kurcalamamıştır radyoyu ya. Vallahi bulamıyorum ya. Zaten geldik işte. İnmiyorum arabadan. Yok. Bulacaksın, inmiyorum. Ya Zeliş, ben daha mesaiye başlamadan sen beni böyle sinir mi edeceksin? He? Yok diyor, bulamıyorum ya. Yani ihaleye girip senin için bir radyo istasyonu mu satın alayım? Küçük hanım klasik müzik dinlesin diye, he? Bir tane klasik müzik CD'si bulunduramadın mı arabada? Ya Rabbi ya. Ya Zeliş, ben klasik müzik dinliyor muyum? Arabada bir tane CD bulundurayım. Niye senin geçen gün telefonun na 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 diye çalmıyor muydu? Çalıyordu. Ya Zeliş, o Diyarbakır Spor'un tezahüratıdır diye yüklemiştim ben telefona. Klasik müzik olduğunu nereden biliyordum? Ha. Memleketin halkına seni affettim.
Çok şükür. Çok şükür bizi affettin yani. Kurtulamadın canım. Onun yerine bana bir çift güzel romantik bir laf söyleyeceksin. İyi söyleyeyim. Hayırlı işler. Kendine iyi bak İzzeliş Hanım. Oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Şöyle Anna da ışıklı bir tabela yaptıracağımış diye. Daha güzel olacak direkt. Ya romantik bir çift laf diyorum be adam. Ya sabah sabah ben sana niye bir çift romantik söz söyleyeyim onu anlamış değilim ha. Affedersin Zirek. Sen bana akşam serenat yapıyorsun ya sabah olunca sen bir şaşırdın. Ya Zirek romantik bir çift laf diyorum ha. Yoksa inmiyorum arabadan abi inmiyorum. Ey Allah'ım, ey Allah'ım ya sen beni nasıl bir sınava tabi tutuyorsun? Evet sen dinliyorum. Aa dur seni. Hadi söyle. Güzel iş. Evet. Güzel iş. Evet. Güzel iş. Adımı ezberlemeyeceksin Zirek Efendi. Romantik bir şeyler söyleyeceksin. E tamam dur söyleyeceğim ya. Bırakmıyorsan ki. Tamam. Seni seviyorum Zeliş. Seni seviyorum mu? He. Çok klişe. Klişe nedir? Sıradan yani. Daha orijinal bir şey bulman lazım. Yahu Zeliş seni seviyorum diyorum ya. Sen benim de sıradanlığı mı olur Allah için ya? Seni seviyorum diyorum ha. E onu herkes der. Sen biraz daha kendine özgü bir şeyler kat. Kendime özgü. İyi tamam söyleyeyim Zeliş. Sensiz doğa güneşi ta Zeliş. Oldu mu? Zirek! Ay çalıkarı romantiğim benim. Asçin erkeğim. Diyarbakır'ın karpuzu. Crazy Boy Ultra 21. Ya. Senin yiyeceğim. Dur Zeliş dur kaza yapacağım. Dur. Zeliş dur ya yasak yasak şoföre müdahale etmek yasak ya. Devam 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 sür devam et devam et devam. Aa, çok etkilendim. Finans uzmanıymış. Sağa güvenip parasını emanet edenin aklına şaşayım ben lan. Eh servis geliyor hazırlığımı yapayım da. Dur şimdi. Bas bas iyice bas. Bas 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 bas. Açın beni. Bir Ankaralı'yı bir, iki, üç bilemedi dört. Hiç bilemedi beş. Hadi bir tane de benden altı kere en fazla oyuna getirirsin. Ama iyi de olmaz. Ayıp ediyorsun Dikmen. Duymadın sen bir daha çalarız da. Lan lan bak başına. Bak yemin ediyorum seni gebertirim kaptan. Yemin ediyorum abi pamuğu da geberttikten sonra nereye tıkayacağım biliyorsun ha. Şimdi be ya Rabbim ya. Hadi geç servisini. Günaydın yenge. Günaydın Dikmen. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Evrim. Günaydın. Günaydın Devrem. Hayırdır yengem pek mi mutlu bugün? Geçeyiz. Ya ben seni seviyorum diyorum. Bana kızıyor. Küfür ediyorum. Bir mest oluyor. Ya vallahi ben bu hayatımda bu kadınları anlamayacağımı anladım artık. Artık kısmetse bir dahaki Rana Sunal'da anlarım artık. Rana Sunan ne la? Ya Rana Sunan, ya sen de bir şey bilmiyorsun Dikmen ya. Rana Sunan hani insanlar ölüyor ya, bir daha dünyaya geliyor o işte. Allah'ım ya, öyle dingile bak. Rana Sunan değil o. Ne? Ren Makarnasyon. Ha. Kardeş, ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bir daha dünyaya gelirsem var ya... ...beyaz eşya bayi olarak gelmek istiyorum. O niye ki? La oğlum bir çamaşır yüzünden çekmediğim çile kalmadı la. Pilbe yengem bırakmıyor evde çamaşırları makinede yıkayayım. Ben de topladım bütün çamaşırları. Hani o parayla yıkayan yerler var ya. Onlara götüreceğim. Ya Devrem ayıp ediyorsun ya. Koy poşete getir eve götürüm Zeliş yıkasın. Oldu. Hamile kadına bir de çamaşır mı yıkatacağız? Zirek sen hakikaten hayatın boyunca kadından hiç anlamayacaksın ha. Hadi beni çarşıya at da. Hadi gel gel. Bir tane çamaşırcı bulayım kendime. Günaydın. Günaydın Besti. Arkadaş Dilek Hanım'ı arıyordu.
Hastası herhalde. Ay Tunç mu? Yok, o benim arkadaşım. Evet, bu da Dikmen. Biliyorum Besteciğim, biz sabah kapıcınızla tanışmıştık. Demek adı Dikmen. Memnun oldum Dikmen. Kapıcımızla mı? Ben de memnun oldum. Benim adımı öyle ağzını yaya yaya söylüyorsun da... ...o Tunç diye delikanlı ismi olur mu sen onu düşününce? Besteciğim, ben bu arkadaşı sabah beri anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Fabrika ayarlarında problem var galiba. Şuna söyler misin lütfen benim müzisyen olduğumu? Neyse, istersen artık uzatmayalım Besteciğim, gidelim biz. Bak, etraf çöp dolu. Hadi gidip birazcık çöp topla sen, tamam mı? Hadi bakalım. Ne alakası var şimdi ya? Neyse Dikmen, görüşürüz. Bu arada sen takılma. Ben bahsederim senin şarkılarından ona. Yok, takılmıyorum da. Biraz ukala galiba bu arkadaş. Çakıcık bebe ya. Sen takılma, boş ver. Ben hallederim. Besteciğim! Hadi gidelim artık. Geliyorum. Ama sürsünü ağzına sokacağım. İl sesinden çıkartacağım ha. Neyse, kendi kendimi sinirlendirmeyeyim şimdi. Evren, kim bu cimbik ya? Ne bileyim la, ben senin arkadaşıymış. Çok kıcık bir bebe ya. Oğlum, bana ikide bir kapıcı deyip duruyor. Ya kapıcı değilim diyorum, anlamıyor ya, kafası çalışmıyor. Sanki kapıcılık ayıp bir şey. Gerekirse kapıcı da oluruz. Allah Allah. Beste ya, artacak ya artık. Ya Beste yenge de bu tipleri, bu kozmopolit tipleri nerede buluyor anlamıyorum arkadaş ya. Kozmopolit ne la? İşte bunun gibi kıcık tipler var ya, ukala tipler yani. Nerede buluyor ben de anlamıyorum ya. Ya sen de bir şey bilmiyorsun Devrem ya. Biraz sözlü gözlü karıştı, bir şeyler öğren. Direkt şimdi bu poşeti ağzına sokacağım senin ha. Tahliye! Tahliye! Ah, hoş geldin. Şekerim, ben kongre için Antalya'ya gidiyorum. Gitmeden önce uğrayayım da bir hoşça kalın diyeyim dedim. Aha, kongre güzelliği yani bu. Ay, çok teşekkür ederim. Biliyorsun, tek gidip çift dönmek de var. Hem insana çift gösteren sadece içki sarhoşluğu değil... ...aşk sarhoşluğu da insana çift gösterir. Çift sayılar senden sorulur dedi. Ay, hoş geldiniz Zile Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Tahliye, sen? Ya kusura bakmayın, elim soğanlı da şey demedim yani. Elin soğanlı olmasa elini mi öptüreceksin Tahliye? Tövbe. Kapı çalarken lazımsın bana, çene çalarken değil. Hadi kızlar, ben uçağa yetişir. Beste evde yalnız, size emanet, ara sıra kontrol edersiniz değil mi? Merak etme, bakarım ben. Hadi görüşürüz. Hadi iyi yolculuklar, sağ ol. Merak etmeyin yani, Beste Hanım'a burada herkes bakar, aç kalmaz. Artık profilden geniş açının her açıdan bakarlar. Bakılacak da neyi varsa şu meminiz sizin ya. Tahliye, kendi kendine söylenme. Ben sana söylenirim. Emredersiniz hanımım. Besteciğim, hadi artık asma suratını. Yaptığın hiç hoş değildi. Yahu öyle bir şey demek istemedim. Sadece dışarıdan baktığında hali vakti sanki böyle hiç müzisyen gibi değildi. Daha çok ne iş olsa yaparım abi gibiydi. Tamam, senin dediğin olsun. Müzisyen diyorsan müzisyen olsun. Müzisyen diyorum çünkü Dikmen müzisyen. Lütfen artık bu konuyu kapatalım. Tamam, kapatalım. Ama suratını asmayacaksın. Laundry, laundry. Ha bak, içeride makineler var. Tam bura işte ya. Allah Allah. Çamaşırhaneye mi geldik, kütüphaneye mi geldik ben anlamadım ha. Ya Allah'tan makineler var. Selamünaleyküm kardeş. Çamaşır yıkatma yeri bura mı? Çok mu belli oluyor? Ya oğlum, bir tane soru sorduk, sen ne ukalalık yapıyorsun ya? He?
Camda laundry yazıyor. Benim Fransızcam yok. O İngilizce zaten. İngilizce olsa anlardık la. Allah'ım ya, ilk defa çamaşır yıkatıyor herhalde. Efendim? İlk defa çamaşır yıkatıyorum. Onu da doğduğumdan beri çıkartmadım. La bebe, ben sabahtan beri artistik kapasitemi doldurdum. Bana lo yapma. Vallahi seni bu çamaşır makinesine atar, ön yıkamasız yıkarım ha. Buyurun beyefendi, ben yardımcı olurum. Ha kardeş, yardımcı ol bize ya. Çamaşırlar kaçtan yıkıyorsunuz? Ütüde yapılacak mıydı? Yapılacak herhalde. Seni tüsüz mü yiyorsun? Sanatçıyım ben, kırışık kıyafetlere çıkamam halkın karşısına. Güzel. İki makine dolusu olsa yıkaması 50 lira. Kaç? 50 mi? La bebe, adam mı öldürdük ya? He? Oğlum bir tane deterjan koyacaksın, düğmeye basacaksın, çalıştıracaksın. Bu kadar basit. Fiyatlarımız böyle beyefendi. Ayrıca ütü de istiyorsanız parça başı 2 lira alıyoruz. Ütü için 2 lira mı alıyorsun? Donat dete 2 tane cız yapıyorsun, 2 lira mı alıyorsun? Amme hizmeti yapmıyoruz beyefendi. İstiyorsanız yıkatırsınız, istemiyorsanız yıkatmazsınız. Senin deterjanından kafam bulanmış ha. İkincisini seçtim, yıkatmıyor. Evin önünden leğen alır, evde yıkarım ben. Leğenlerde indirim var. Arkadaş, insan şunu bir poşete koyar ya. Elimizde sallaya sallaya geliyoruz. Bizden biri görse var ya, nasıl açıklayacağım ben bu leğeni? Abo, beste hay şom ağzıma ya. Pardon, şöyle geçecektim demin. Pardon, affedersiniz. Bu ne? Beste. Leğen. Sonat için aldım. Sonat için mi? Kışın karda kayardı. Biz Ankara'da hep leğenle kayardık ha. Yokuştan aşağı böyle bir şşşt diye kayarsın, çok güzel olur. İyi de yaz geldi. Sonat nasıl kaysın bununla? Yaz geldi değil mi? Ama leğende acayip indirim var ha. Emin önünden aldım. Leğende maşrapada dumping. 5 liraya aldık. Keşke sen de alaydın ucuzluktan. Artık kışın kayar. Yazın içine girer yıkanır. Leğen boş kaldığında da zirekle ben çikolata yoğururuz. Sever misin? Leğeni mi? Yok canım, leğeni neye seversin ya? Çikolata diyorum. Severse çağıralım, fasıl olur, eğleniriz, süper olur ha. Olur, bakarız. Vereyim ben sana bunu. Sağ ol. Senin olsun istersen. Yok kalsın. Görüşürüz. Görüşürüz Beste. Rezil olduk ya. Rezil, rüsva olduk. Ay yer yarılaydı da içine gireydim. Ay sel çıkaydı da bu leğenin içinde böyle sellere kapılaydım ya. Allah kahretsin. Fa si la sol fa si la sol fa si mi fa si mi fa si la sol fa si la sol fa si mi fa si mi fa si la fa si la re fa sol fa si la fa si la sol fa si mi fa si mi fa sol fa sol fa sol fa sol buldum. Bitti ben yaptım oldu. Tahliye. Tilba Hanım, sizin için gerçekten çok endişeleniyorum ya. Onun için senin halini limon kaynattım. İçine de iki parmak balı bir güzel attım. Allah'ın izniyle zihniniz açılacak. Zihin açıyorsa sen hiç ihtiyacın var. Bana bir daha böyle zihni sinir projelerle gelme. Zihnimi sinirlendirme Tahliye. Ayrıca bir daha eserimle arama girersen... ...seni besteler, güfteler, aranje etmeden un kapanına salarım. Anladın mı? Çık şimdi, çık. Soldan soldan. Hadi kapıyı da kapat. İç sesin bana yeter. Dış ses istemiyorum. Hadi, hadi, hadi. İyi midir siz hanımım? Dikmen hoş geldin. Hoş bulduk Talih. Ya Dikmen, sen niye zile basmıyorsun ki? Neticede ben bekarım. Lanesini köşledin ya. Ben bakarım demek istedim ya. Ayrıca Dikmen'cim, bence sen geleceğin meşhur bir sanatçısın. Bütün kapılar senin önünde sınırsız bir şekilde açılmalı. Sağ ol Talih. Eksik olma. Latife yengem içirdi mi? Evdiler. Tahliye kim geldi? Yoksa sen yine kendi kendine mi konuşuyorsun?
Yok Tilba Hanım, dikmen geldi. İki lafın belini kırıyoruz da. Talih kız, senden bir şey istesem benim için yapar mısın? Aşk olsun dikmen ya. Onca zamandan sonra hala beni soruyor musun? Tabii ki yaparım, elime mi yapışacak? Sen yeter ki benden doğru şey iste. Dur o zaman. Talih'e, bunu benim odada bir yere saklar mısın sana zahmet? Yani sana köşeden dikmen bu ne? Yengemin ambargosunu manuel olarak deleceğim. Dikmen ya, sen niye manuelle ambargoyla uğraşıyorsun ki? Dur bakayım ya. Bak şöyle yapalım. Benim evin adresini sana çaktırmadan vereyim. Tamam mı? Sen de benim evin adresini çaktırmadan bir güzel al. Daha sonra benim annemler, dayımgillere gittiği vakit bir gece sen çamaşırları da al, bize gel. Sonra ben sana kahve yapayım. Böyle senin iki lafın belini kırarken çamaşırları makineye atalım. Çamaşırlar makinede fokur 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 yıkanırken artık bizim de sohbetimiz artık koyulaşmışken biz makinede çamaşırları alıp balkona asmaya gidelim. Yalnız Sigmen, bizim oralar hiç rüzgar almıyor. Sohbetimiz bayağı uzun olacak. Sonra bitti falan derken artık yani. Talihciğim tamam anladım, eksik olma da. Yengemi sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Değil mi? Evet. Şimdi onun ambargosunu senin manuel olarak deldiğini duyup seni işten atarsa ben kahrolurum o zaman. Allah'ım ya. Yani şimdi ben bu evden kovulursam, bu evde olmasam sen gerçekten çok mu üzülürsün? Üzülmez miyim kız? Yıkılırım vallahi. Dikmenim benim için yıkılırmış. Kız, Ali ne oluyor? Ali kız. Ne oluyor? Yok bir şey Dikmen ya. Tansiyonum fırladı herhalde benim de. Ben en iyisi gideyim de şunları bir güzel saklayayım tamam mı? Tahliye, orada benim makinemde, benim elektriğimle Dikmen'in çamaşırlarını nasıl yıkayacağınız üzerine planlar yapmıyorsunuz umarım. Yok canım, olur mu öyle şey Tilba Hanım? Sizin lafınızın üstüne söz olur mu bu evde? Finale de bağladım. Merak etme yengeciğim. Senin makinana, elektrik faturana muhtaç olmadan çamaşırcı da çamaşırlarımı yıkattım hem de ütülettim. Yanlış anlama dayı oğlum. Tilbe yengen çamaşır makinesinin sık kullanılmasını sırf çevre duyarlılığı yüzünden istemiyor. Malum yani doğal su kaynakları hızla giderek az... Saçmalama. Dikmen yabancı değil ve makineyi neden kullandırtmadığımı gayet iyi biliyor. Biliyorum, biliyorum. Elektrik faturasına net bir katkım olmadığı için. Net bir katkı derken? Tamam, hiç bir katkım olmadığı için. Heh. Ama merak etme. Benim albüm bir patlasım var ya, bu eve sanayi cereyanı bağlatacağım. Her yanını kablolarla döşeteceğim. Işıl ışıl olacak. Sağa da bütün elektrikli ev aletlerini kullandırtıracağım yenge. Eksik olma şimdi kafamı karıştırma. Bestemi toparlıyorum. Sen kaç gündür çalışıyorum çalışıyorum diyordun. Beste mi yapıyorsun ya? Tilbe yengen beste yarışmasına katıldı biliyor musun? Hem de oda orkestrası için çok güzel bir eser yazdı. Oda orkestrası mı? Ha yengeciğim eline ulaştırmışken bir salon orkestrası falan yapaydın ya. O da gücü kaçmayacak mı? Notalar kaçıyor öyle. Dayı oğlum, Tilbe yengen son ötüşleri yapıyor. Sen şöyle git içeride istirahat buyur istiyorsan. Dikkatini dağıtmayalım, olur mu? İyi, tamam. Ben içeri geçeceğim o zaman. Yengem, sen konsantrasyonu dağıtma, iyice çalış tamam mı? Ben içeri geçeceğim. Sanatçı sanatçının halinden anlar. Takıldığın bir şey olursa nota mota, do, la, si, bunlar çok zordur. Vazseslen, ben sana yardımcı olurum. Hadi kolay gelsin. Takılırsan seslen diye duydun mu? Bu hadsizlik artık ama yani. İyi niyetinden söylüyor hayatım. Hey, tamam Latif, otur gazeteme. Hadi. İyi, temiz. Temiz bitene kazağım kaldı. Dikmen. Leğeni odana sakladım. Orada eğer fikrini değiştirmek istersin, yani çamaşırlarını gelip binde yıkayabilirsin. Yok kız, yok tamam. Sen merak etme. Ben yarın yengem yokken halledeceğim o işi.
Neticede ilk defa yapıyor değiliz. En azından sen bilirsin. O zaman ben sana yarın istersen deterjan falan getireyim, he? İster misin? Yok kız, istemiyorum ya. Tamam, sen beni düşünme. Düşünmeden yapabilirsin. Nasıl? Nasıl istersin? Nasıl nasıl isterim? Tüh, estağfurullah. Şey diyorum ya, yani yapabilirsen helal olsun sana. Bence birçok erkek çamaşır tek başına yıkamayı beceremiyor da. Ben her erkeğe benzemem talihe. Ah, Dikmen'im benim ya. Benim bundan hiçbir zaman şüphem olmadı ki Dikmen. Hayır ya, elektrikler gitti. Hangi devirde yaşıyoruz? Bir kesinti olacağını haber verseydiniz bari. Yoksa yine trafoya kedi mi girdi? Yol tepemde 10 dakikadır ya. Yakamı kolumu çekiştirip duruyorsun. Ya bir eğ şu kafana, bir şeye bakacağız. Abo. Lolo. Yengem seni çamaşırlarında yıkamıyor galiba. Öyle mi? Baksana oğlum. Kerte kerte olmuş. Hep sarı sarı, dalgalı, en çirkin kir. Latif Bey, Tilba Hanım. Eğer benden başka bir şey istemiyorsanız ben çıkıyorum artık. Bir tek rahatsız edilmemek istiyorum. Onu da ifade edemiyorum herhalde. Çıkabilirsin, hadi. Çok affedersiniz Tilba Hanım. Anam zaten kapı çaldı. Ben bir kapıya bakayım o zaman çıkmadan. Merhaba Taniye. Buyur Besti. Bir şey mi lazımdı acaba? Sizde elektrik var mı diye kontrole geldim. Ama zil çaldığına göre varmış. Kaç volt lazım canım? Ben size hemen getireyim. Ay yok, öyle değil. Hani arıza genel mi yoksa bizden mi kaynaklı diye merak ettim. De bu işlerden de pek anlamıyorum. Evde kimse var mı? Vallahi evde Tilba Hanım ve Latif Beyler var. Maalesef bu konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. İyi günler. Besti! Merhaba Dikmen. Merhaba Besti. Kız kolunu çekti, geçsin ya. Bizim dairede sorun var herhalde. Elektrikler kesildi. Ben de anlamadım. Karanlıkta kaldım. Ben de bu işten anlamıyorum. Sen anlar mısın? Ben? Elektrikteyim. Anlarım. Yani anlarım galiba. İnşallah anlarım. Anlamak zorundayım. Ben buji meme yapmış, ondan anlıyorum elektrikten. Ne anlarım yani? Hadi gel seni bakak. Niye bakıyorsun ya? Dikmen, niye bakıyorsun yani? Allah'ını seviyorsun. Çarpılırsın, bir usta falan çağır ya. Kül olursun vallahi. Bırakamam, bırakamam. Kız ne olacak? Cirin akımı geldiğinde buradan alıyorsun, ayağınla da böyle veriyorum. Ben biliyorum bunu. Bu kadar basit. Her şeyi de biliyorsun zaten. Hadi bakak. Sana da zahmet olacak. Yok canım, ne zahmeti Besteciğim. Ne zahmeti? Senin lafından bize zahmet mi olur? Ne zahmeti canım? Senin lafın bize zahmet mi olur? Zahmet mi olur? Öf! Zaten bizim Dikmen Bey çoktan çarpılmış. O Beste şeytanına çarpılmış. Kız Taliye, bir şey yapman gerekiyor. Bir yalıtkanla bir iletken yan yana duramaz. Bir şey yapmam gerekiyor, bir şey yapmam gerekiyor. Benim bu ateşi söndürürüm arkadaş. Latif Bey! Latif Bey! Hayır, senin Latif'ine! Latif Bey yazdım sübemol yerine. Yeter! Latif Bey, Latif Bey! Hayrola Tahliye, ne oluyor ya? Ne bu telaşın? Latif Bey, az evvel Beste geldi. Dedi ki, bizim evde elektrikler kesildi dedi. Latif Bey kesin anlar dedi. Bir bakabilir mi dedi. Elektrik mi yani? Tam olarak anladığım söylenemez ama. Aşk olsun Latif Bey. Sanırsın
ampulü keşfedeceksiniz yani. Altı üstü ne olmuştur ki? Ampul gevşemiştir. Sıkacaksınız onu, sıkacaksınız. Bir şey olmayacak ki Latif Bey. Ne olur Latif Bey, ne olur. Kız karanlıkta kalmıştır. Yazıktır, bir bakın ona ya. Ya Tahliye, karanlıkta kalan o. Sana ne oluyor? Latif Bey, biri karanlıkta kalır, birinin dünyası kararır. Hiç belli olmaz orası. Anam, Latif Bey ya, Latif Bey niye beni lafa tutuyorsunuz? Allah'ın sevdiğiniz gidin ya. Ateş bacayı sarmadan gidin ne olur. Ne ateş bacayı mı? Anasını köşeden şey demek istiyorum. Kaçak var dedi, kaçak kaçak kaçak. Kül olur kız, kül olur. Ne olur, ne olur kıza bakın. Yazıktır, yazık. Tamam Tahliye, sende de bir kaçak var bugün ama hayır olsun, hadi yürü. Çok iyisiniz Latif Bey. Problem sigortadan olabilir. Bir bakak. Şu düğmemi kaldırak. Olmadı. Şunu bir kaldırak. Yine olmadı. Bunu kaldırak. Dikmen dikkat et. Eğer olmuyorsa ben yarın elektrikçi çağırırım. Yok yok canım, ne elektrikçisi ya? Benim bağlamam da elektro. Ama hiç çarptığını görmedi bana. İşte böyle durmamız çok doğru değil ha. Şimdi ben çarpılırsam sen de çarpılırsın. Riske atmayak. Dayı oğlu. Oğlum. Hayırdır, neymiş problem? Vallahi al oğlum. Anladığım kadarıyla... hiçbir şey anlamıyorum al oğlu ya. Sigortadandır diye düşünüyorum ama... değilmiş galiba. Bir de ben bakayım istersen. Yok la yok. Sen evli baklı adamsın, çoluğun çocuğun var. Çarpılırsın marpılırsın. Aklına bir şey geliyorsa bana söyle, ben bakarım. Ne olacak canım, bakayım bir, belli mi olur? İyi geç. Çok düşüncelisin. Yok canım, daha bir şey yapmadım ki besteciğim, estağfurullah. Şimdi bunu böyle söksek, arkasına ulaşsak belki problem oradadır ama... Ah! Oğlum ne yaptın? İyi misin? Elimde kaldı. Oğlum kopardın mı hepsini? Bu ortamda bunu anlayamayız ki, yani yeterli ışık yok. İsterseniz bizim eve gidelim, orada daha iyi inceleriz hem, değil mi? Ne dersiniz? Tamam. Bir şey yok değil mi sende? Yok yok, ne olacak canım? Tamam, aferin, dikkat et. Ya oğlum, dikkat et. Şu kuruşluk aklı var, onu da sigortaya kaptırıyor da az daha. Buyur Besti. Gel. Of ya, nerede kaldı bunlar ya? Of! Allah'ım ya, sağ salim Dikmen'in bir eve girsin. Anam, Latif Bey. Latif Bey. Niye yalnız geldiniz? Niye onları yalnız bıraktınız Latif Bey'e? Yani karanlıkta niye bıraktınız onları Latif Bey? Tahliye, koca koca insanlar onlar yahu. Allah Allah. Gel besteciğim, gel gel geç. Eşeğe takılma, dikkat et. Heh. Geç. Latif Bey, benimle bir şey istemiyorsunuz, ben çıkıyorum artık. Yok Tahliye'ciğim, sağ olasın. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor burada? Hoş geldin Beste. Problem mi var? Hoş bulduk Tilbe abla. Bizim evin elektriğinde problem çıktı da karanlıkta kaldım. Ama Dikmen'le Latif abi baktılar. Bakmışlardır onlar. Makayvalar. Ne oldu? Bakıyor musunuz hala? Yorulmadı yenge. Yapamadık. Bizim yapacağımız iş değil değil mi Aloğlu? Vallahi ben de bir süredir inceliyorum ama... yani bu iş sanırım yarına kalacak ya besteciğim. Ne yapalım? Sen elektriksiz kalma, biz de kal bu akşam. Ay, yok canım. Bu gece de erken yatmış olurum. Olmaz öyle şey. Annen seni bana emanet etti. Aklın kalır sende. Olmaz. Yenge doğru söylüyor Beste. Burada kal. Orada karanlıkta vallahi gece suya kalkarsın falan, serçe parmağını sepbaya çarparsın, düşersin. Haberimiz olmaz. Siz de kalabalıksınız şimdi. Sıkıştırmayayım. İtiraz istemiyorum Beste. Hem bize kimler kimler kaldı da sıkışmadık. Sen mi sıkıştıracaksın? Abi canım burada kal ya. Bu ev geniş, hepimize yeter. Sen misafirsin sonuçta. Benim odamda kalırsın.
Bizde misafire hürmet. Her şeyden önde gelir. Misafire evin en güzel yeri verilir. Gel sana yatacağı yeri göstereyim, gel. Besteci, biz sersen konuştuğumuz gibi yapalım. Ben sana sağ ola bir tane kanepe, çarşaf sereyim. Rahat rahat uyu orada yani. Burada kabus görsek gibi geliyor bana. İngeciğim, seni söyledin laf mı şimdi ya? Misafırı kanepede mi yatıracağız? Ama çok istiyorsan kendi yatağınızı verebilirsin. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani senden kıymetli değil tabii ki de. Yok yok, sen bakma bunlara. Geçen bizim Zirek geldiydi de misafırla. Bunlar ona bile yataklarını vermediler. Ona bile derken? Bir dakika, ne oluyor burada ya? Siz ikiniz burada mı yatacaksınız? Ne alakası var? Beste ablam burada benim yatağımda yatacak. Ben de içeride kanepede yatacağım. Gerçi benim yatağım da müsait ama olsun. Teşekkür ederim Sonat'cığım ama ben biraz deli uyurum. Burada yatsam daha iyi olur. Hadi bakalım Beste'yi daha fazla rahatsız etmeyek. İyi geceler Beste. İyi geceler. Tatlım, bir şeye ihtiyacın olursa seslen bana. İyi geceler. Sonat'cığım, sana da iyi geceler. Sana da. Of. Beste yan odadayken beni nasıl uyku tutacaksa. Vay arkadaş. İşe bak la. Beste bizim evde hem de benim yatağımda yatıyor. Ha. Ne güzel. O benim yatağımda yatıyor. Ama ben başka yatakta yatıyorum. Olsun. Zamanı gelince biz ondan aynı yastığa baş, aynı sofraya aş koyacağız. Neden olmasın? Olacak. Dikmen, hayatım. İstim. Canım varım benim. Hayatımın besti, söyle. Aşkım, bir ara daha büyük bir yatak alsak ya. Baksana, buraya zor sığıyoruz. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ben de onu düşünüyordum, biliyor musun? Yengemde anlayış yok ki. Diyorum şu yatak odasını dönüşümlü kullanak diyorum. Müsaade etmiyor. Hayır, Ankaralı Dali ile Ankaralı Picasso sorun değil de bu Ankaralı Frida çok deli uyuyor. Yok ya annesi, bak bak Ankaralı Frida'ya bak, melek gibi uyuyor ya. Ay canım kızım benim, babası kurban olsun. Çok kıpırdıyor ama. Merak etme güzel karım. Şu albümü bir patlatayım var ya. 5 tane yatak odalı bir ev alacağım. Her gece başka bir yatak odasında yatacağız. Aşkım. Hı. Bu ses ne? Kedidir kedi. Yok, kedi değil. Tilbe yengemdir o zaman. Su sesi galiba. Su sesi mi? Beste. Ay Dikmen, kusura bakma. Su için kalkmıştım. Uyandırdın mı? Beste. Yo yo yo, estağfurullah, estağfurullah. Kusura bakmalık bir durum yok da ben uyku tutmadı. Çocuklar uyutmadı. Çocuklar derken? Çocuklar bizim geleceğimiz ya. İnsan vallahi bir üzülüyor ha. Senin bir şey canın mı sıkkın? Yok Beste, neye canım sıkkın olacak? Sen etrafta olunca ben sıkılmam ki zaten. Uyku tutmadı, öyle düşünüyordum işte. Sen de uyku tutmadıysa gel muhabbet edeyim. Olur. Anam vallahi geliyor ha. Aslında ben de sana bir şey söylemek istiyordum. Daha mı söyleyeceğin? Şey... Ne?
ben. Sen? Senden. Benden? Özür dilemek istiyordum. Oytuncu'nun davranışları için. Ay eşekler kovalasın bu Oytuncu ya. Yok ya besteciğim. Sen ne özür dileyeceksin? O bebenin ayıbı o. Beste, dün çok korkunç bir film izledim. O yüzden senin yanında yatabilir miyim? Beste? 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 Yine de çok kötü hissettim kendimi. Oytunç kötü bir çocuk değildir ama yurt dışında falan okuduğu için biraz etiketlere fazla takılıyor. Besteciğim, bunun orada burada okumakla bir alakası yok. Bu ne biliyor musun? Bu tıniyet meselesi. O bebenin tıniyetinde ayrı yok. Anladın? Bak onun gibiler biriyle tanışınca fiyatını anlamaya çalışır. Benim gibiler değerini anlamaya çalışır. Mevzu bu. Ben senin değerini biliyorum ama. Bundan şüphen olmasın. Yok biste. Benim seninle ilgili hiçbir şeyde şüphem yok. Sevindim. Çünkü senin arkadaşlığın benim için çok önemli. Sen de benim için çok önemlisin. Hem düşündüğünden de... Efendim? Ne oldu la koçcan? Sen neye kalktın? Siz burada baş başa ne yapıyorsunuz? Beste ablan uykusu kaçmış, muhabbet ediyoruz. Benim de uykum kaçtı, ben de muhabbet edeceğim. Bak hele ya, iyi hadi muhabbet edik. Evet, hem zaten galiba benim yatağımın altında canavar var. Ben de seninle yatabilir miyim diyecektim. Bak sen, demek yatağın altında canavar varmış. Yüzün mü besteciğim, sen canavardaki cürete bak ya. Bir Ankaralı'nın yeğeninin yatağının altına girmeye cesaret ediyor. Canavara bak. Olacak şey değil. Kalk da şu canavara bir bakak. Yok bence hiç bulaşmayalım Dikmen amca. Canavarla canavar olmayalım. En iyisi ben bu gece Beste'nin yanında yatıp Beste'yi koruyayım. Hem ben yokken canavar da sıkılıp gider. Yok la yok kalk gidip bakalım. Hem senin yatman lazım. Yarın okul var değil mi? Kalk. Evet Sonat'cığım. Ben de yatıyorum zaten şimdi. Beste ablan da yatacak bak. Sen ciddi mi yatıyorsun ya? Evet. Hatmi. Ciddi ciddi yatacak mı? İyi tamam. İyi geceler Sanatçım. İyi geceler. İyi geceler Beste. Kalk la kalk. Ben de seni yatırayım. Bismillah. Evet. Yeni gün ve yeni heyecanlar başlasın. Hadi bakalım tahliye. Beste!
Çıktın mı? Çıktım, girebilirsin. İyi, ben de bir duş alayım. Yetmiyormuş gibi benim hayallerimle de oynaştılar. Allah'ım ya. Dikmen ya. Dikmen. Bu bana yapılır mı Dikmen ya? Benim gibi bir kıza yapılır mı Allah'ını seviyorsan ya? Suların kesilsinde abdestsiz kalırsın inşallah. Ay Zürek. Yine bu tepinmeye başladı. Durmayacağız eşek sıpası, durmayacağız. Sakin ol yavrum, sakin ol babasını kuzusu. Nasıl olsa dünyaya geleceksin, böyle kendi koşturtmacanı içinde bulacaksın ha. Şimdi kafa dinle orada, tamam yavrum benim. Ay Zürek, nasıl etkili oldu? Sanki dersin bebek karnımda bağdaş koymuş oturuyorum. Ya Zürek, bu nasıl sakinleştirme? Kavga mı sakinleştiriyorsun? Ya o güzel şeyler söyledim işte. Tatlı dil işte Zeliş. Tatlı dille neyi nereden çıkarmaya çalışıyorsunuz Zürek Efendi? Modern tıp çaresini bulmuş. Diyor ki, klasik müziği dinleteceksin, bebek karnında sakinleyecek. Böyle dört nala koşmayacak. Bulamıyorum ha Zeliş, bulamıyorum. Canın isteyince kaşların arasında domdom kurşun değdiği buluyorsun ama. Klasiğe gelince basiretin bağlanıyor. Yok Zeliş, yok bulamıyorum işte. Varsın arsız olsun ya. Varsın ele avuca sığmasın, ne yapayım ben? Ben şu dişimi sıkayım da doğurmayayım sen gör. Doğurmayacaksın. Öyle mi? Ne zamana kadar tutacaksın ha çocuğu? Bu arabaya binince, araba sallanınca, sallanınca bir sancı tutar seni. Hop, çocuk kucağımızda. Sallana, sallana. Tövbe yarabbim. Kola mıyım ben Zürek sallanırken, sallanırken cips diye doğru vereyim? Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım. Ya. Bir gecede ne oldu bu evde Allah'ını seviyorsan ya? Birlikte duşa girmeler falan. Nasıl bir sabah uyandım ben böyle? Benim için güneş doğmamış ki hiç. Daha aşkımı anlatamadan boynuzlandım ya. Talih, günaydın. Banyo da iyi geldi ha. Senin için günaydın olmuş olabilir Dikmen ama... Benim için çapak karanlık Dikmen. Kız ağlıyor musun sen? Yok canım, ne ağlayacağım Allah'ını seviyorsan ya. Soğan kaçtı gözüme. Soğan mı kaçtı? Kız menemeni soğanla mı yaptın yoksa? Ama iyi yaptın ha. Soğanla daha lezzetli oluyor değil mi? Misafirimiz afiyetle yer. Ha gördüm misafiri. Gece burada mı kaldı? Burada kaldı. Tilbe hanımlar nasıl izin verdiler? Kız zaten Tilbe yengem çağırdı. Gel burada kal dedi. Tabii canım. Sanatçıya bana destek olacak hali yok. Neyse ben seni lafa tutmayayım da sen kahvaltıyı hazırla. Talih. Kız sana ne diyeceğim? Desteği senin yanına göndereyim mi? Yardıma. Hem de sen de bir şeyler öğrenmiş olur. Benim de ileride işime yarar ha. Lezzetli lezzetli yemekleri yerim. İstemez Dikmen, istemez. Yorgundur kendisi, kalsın. Tamam. Tamam, tamam. Ya şeytan diyor, şu besteyi çağır yardıma. Yemin ediyorum, soğanlar pembeleşinceye kadar tavayı böyle vur kafasını, vur vur, kafası patlasın. Allah ya. Ben ne diyorum ya? Allah'ım ya. Cinayet işleyecek kadar bir kara sevdaya niye beni böyle bulaştırdın ya? Allah'ım yardım et sen ya. Olay mahalli burası galiba, ha? Nasıl?
Olanlar diyorum burada oldu herhalde. Dün gece zor geçmişe benziyor. Her bir yer dağılmış. Saçlar, başlar, ilişkiler, her şey dağılmış. İlişki durumum da karmaşık. Vallahi sorma Talih. Belim fena ağrıdı ha. Doğru pozisyonda yatmayınca. Tabii tabii ağrı yapar. Artık gece nasıl hareketleri yaptıysan, yorduysan gece kendini, belin ağrır. Sorma sorma. Bir o yana ver, bir bu yana ver. Bildiğin gibi değil. Tüybe yarabbi ya, bir de anlatıyor ya maloş. Yaptığın iyiliği anlatmayacaksın ama misafire de değeri vereceksin. Misafire kendi yatağını vereceksin. Ne dedin? Yani siz Bistan'ınla birlikte burada yatmadınız mı? Yok kız, ne biçim konuşuyorsun? Nasıl soru soruyorsun? Kapat ağzını, duyacaklar şimdi ha. Ayıptır. Beste içeride benim yatağımda yattı. Ben de bir başıma burada yattım. Ama benim bakınım hep ağrıdı ha. Ama duş iyi geldi biraz. Allah'ım ya! Allah'ım ya! Sen birlikte yatmadınız ya. Çok şükür sana yarabbim. Yine her şey çok güzel demek istiyorum. Hem mutlaka gidiyorum. Kız Talih! Talih'e bu kadar sevineceğini bileydik. Beste'yi daha önceden yatıya çağırdık kız. Hayatım, hadi kahvaltını yapsana. Bak çayın soğudu. Ne öyle son dakika ders çalışan öğrenciler gibi bırakmadın elinden? O ne demek şimdi Latif? Hani ne kadar uzun zamandır bu besteyle ilgili çalıştığımı biliyorsun. Son dakikada ders çalışan öğrenciler benzetmesi. Oldu mu şimdi? Yok hayatım, ben öyle demek istemedim. Yani son dakika bile çalışan anlamında söyledim. Ayrıca bilmez miyim ben senin bu eser için ne kadar çok emek harcadığını? Besteciğim, biliyor musun Tilbe ablanın bestesi bugün yarışmaya katılıyor. Aa, biliyorum. Bol şans Tilbe abla. Zaten ben eminim seninki seçilir. Ben de eminim seçilecek, evet. Umarım. İngeciğim, cüridikileri Ankaralı Dikmen'in akrabası olduğunu söyle. Peki kanaat notunu arttırırlar. Jüridikilerin seninle aynı kanaatte olacağını hiç sanmıyorum Dikmen. Niye öyle diyorsun yengeciğim? Müzik evrenseldir. Müzik evrensel, sen yerelsin. Mesele bu. Şu an misafirimizin yanında tartışmayalım istiyorsanız bunu. Aa, ne alakası var canım? Biz de misafir değil ki. O da bu evin ferdi artık. Değil mi? Size de çay dökeyim diyeceğim ama bu evin bir ferdi olduğunuza göre kendiniz dökmek istersiniz diye düşündüm. Sağ ol Taliyeciğim, almayacağım. Birazdan hazırlanmak için eve geçerim zaten. Oytunç gelecek. Şirketlerinin girişi için tablo yapacağım da. Birlikte yer bakmaya gideceğiz. Besteciğim, şimdi bana laf söylemek düşmez ama bu bebenin şirketleri yarın bir gün batar matar. Senin tablolar da onunla birlikte batmasın. Yok canım, olur mu öyle şey? Neyse, her şey için çok teşekkür ederim. Hadi Besteciğim, çıkalım ben seni geçireyim. Sonatım da servis saati geldi. Hadi oğluşum. Merak etme Yengeciğim, sonat ben hallederim. Rahat ol. Latif abi, Dikmen, bu arada tekrar teşekkür ederim her şey için. Yük oldum. Yok canım, estağfurullah. Olur mu öyle şey Besteciğim? Ne demek liste ya? Öyle laf mı olur Allah'ını seversin ya? Sigortaların her hattında bize gelebilirsin. Dikmen, hadi oyalama kızı. Besteciğim, işte Allah sigortaları yengem kadar sık sık atar, sen de bize sık sık gelirsin. Latif, yine kendi dininde bir şeyler söyledi bana. Duydun mu? Ben hiç uğraşamayacağım. Sen haddini bildireceksin ama. Tahliye. Buyurun hanımım. Bu evde çay ne yapılmaz Tahliye? Hı? Çay katılmaz Tahliye. Çay dökülmez Tahliye. Çay ne yapılır Tahliye? Çay koyulur nazikçe Tahliye. Anladık mı? Anladım. Şimdi al bu notaları da dikkatlice, çok 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 dikkatli içeri düzgünce koy. Başına bir şey gelirse yakarım. Yakarım Tahliye. Yemin ediyorsunuz hanımım. Gel Besteciğim. Hadi oğlum, iyi dersen. Tamam. Hadi çabuk geldi çocuğun servis saati. Kalk yeme artık. Tamam ya. Sonat, hadi kalk oğlum, kalk. Servise gidelim. Hadi hadi görüşürüz. Yemin et.
Ya yemin ediyorum oğlum ya. Allah Allah. Seni yatırdım. Ondan sonra gittim salona yattım işte. Yine kalkıp besteyle muhabbet etmediniz yani. Değil mi? Yarabbim. Etmedik, etmedik. Oğlum sen beni savcı gibi ne sorguya çekiyorsun la? Tövbe tövbe. Heh. Servisin geldi. Beni sorguya çekeceğine servisine bin hadi. Günaydın bebeler. Hep parmak kaldırın ha. Tamam mı? Soruyu bilmeseniz de parmak havada olsun. Tamam. Görüşürüz. Ya bu bebeğiyle işimiz var ha. Ben besteyle evlensem bu bizim aramızda yatacak vallahi. Dikmen. Dikmen efendi. Dikmen. Gel buraya gel. Al bakayım şu anahtarı, arabayı güzel bir yere park et. Hadi bakayım. La oğlum sen anlamıyor musun la? Bir insanı anlatır gibi anlatıyorsun sana, sen anlamıyor musun? Ben kapıcı değilim. İyi ya, ben de işte seni kapıcılıktan valeliğe terfi ettiriyorum. Al bakayım şu anahtarı, çok güzel bir yere park et, çok pahalı araba. Aman dikkat et, tamam mı? Ha bu arada bahşişini de çok vereceğim, merak etme. Hadi bakayım. Yüce Allah'ım, sen bunları bana sayıyla mı veriyorsun, rahamla mı veriyorsun ya? Allah Allah! Ne yapacağım ben bunu şimdi? Çeksem bir türlü, çekmesem polis gelip çekecek. Polis çekecek. Ben şimdi sana göstereceğim valeyi papazı. Ya yok hiledi adamın günahını aldım ya. Dikmenim benim. Ne kadar fes atmışsın kız tahliye. Maloş tahliye. Ama keşke dikmen beni çok seviydi ya. Tabii ki hayat o zaman çok daha güzel olurdu yani. Böyle açaydım ona kollarımı. Dikmenim diyeydim. O da bunu böyle sarılaydı. Sımsıkı sarılaydı. Tahliyem, tahliyem diyeydi. Anam, lanet sana kötü şeytan. Anam, anam, anam bittiğim andır, bittiğim andır. Ya Rabbi, nerelere atsam bunu? Ne olur Allah'ım beni koru. Yardım et Allah'ım beni koru ne olur. Ben ne yapacağım? Allah'ım, Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, notalar ne olur gitmeyin. Nereye, ne yapsam? Allah'ım, Allah'ım ben bittim. Ben bittim. Bittiğim an. Bitti mi? Tanıyor musun sahibini? Yok komiserim, hiç alakam yok. Niye ki? Mesela sürelerini bırakmış olabilir. Gerçi dörtlüler de yanmıyor ama ceza yazarız, geçer gider. Çekmeye lüzum yok. Sen hem ya, sen çek komiserim. Sağ ne senin? Bu araba burada yeni değil ki, üç gündür burada. Ne? Üç gündür mü? Zaman işler değişir. Abi canım böyle almazlık olmaz ki ya. Getir ağzımızın içine park et bari. Komiserim kemerden de yazamaz mıyız? Onu yazamayız kardeşim. Kalkmıyordur ki. Vallahi koltuğunu oradan dolandırmıştır. Yakalarsak eğer onu da yazarız. Peki, müsaadenle. İyi günler, İyi sağ ol. Günler. Ya lanetini kü şeytan ya. Bütün notalar birbirine karıştı ya. Ben ne yapacağım ya? Tilba Hanım beni kesin kovdu. Hadi Tilba Hanım'ın kovmasında değilim de. Anam ben ya. Ben dikmesiz ne yapacağım ya? Ben dikmesiz yaşayamam ki. Allah'ım. Tüm estağfurullah. Günaydın. Oo, günaydın Besti. Evet, söyle bakalım. Dikmen. Arabamı nereye park ettin? Arabanı sürüyorsun. Al bakalım oyuk tunç. Araban, anahtarı.
Arabam nerede? Kardeş. Şimdi sana bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Onu anlamadım da. Arabam nerede? Arabam nerede? Tamam. Tıkal ha. O zaman kötü haberden başlıyorum. Şimdi ben kapıcıyım ya. 10 numaranın siparişi oldu. Bakkala gittim. 2 ekmek bir süt aldım. Aa tam şu köşeden şöyle dönüyorum, geliyorum. Abo bir de geldim buraya. Ne göreyim? Polisler senin arabayı kamyona yüklemiş getiriyor ya la. Ne? Sen benim arabamı çekmelerine müsaade mi ettin? Sen arabanı dikmene mi verdin park etsin diye? Bir dakika Beste, bir dakika. Sen benim arabamı çekmelerine nasıl müsaade edersin ya? Nasıl müsaade edersin? Kardeş, ben kapıcıyım. Yani ben valeliği hobilik olarak yapıyorum. Ana mesleğim kapıcılık. Müdahale edemem. Allah kahretsin. Peki iyi haber ne? İyi haber? Evet. Bir iyi bir de kötü haberim var dedin ya. İyi haber ne? Sen bir iyi bir kötü dedim. İyi soruyorsun değil mi? İyi haber yok. Allah'a bak ağız alışkanlığı. Ben öyle söyledim ama ikisi de kötü haber. İkinci kötü haber, iyi haber yok. Bana bak, eğer o arabaya bir şey olursa parasını senden alırım ona göre. Anladın mı? Alırsın, alırsın. Kapıcılık maaşından haberin yok herhalde senin. 40-50 sene daha önce öderim artık. Altı üstü trafik çekmiş arabanı. Gider neredeyse alır geliriz. Bu işler böyle değil Besteciğim. Arabaları langur lungur götürüyorlar. Ya bir yerini çiziktirirlerse, ya çiziktirirlerse. Aman Besteciğim, aman dikkatli ol. Bu arkadaşın arabasından inerken binerken sağını solunu çiziktirirsin de. Maazallah. Bunun var ya sinirden, asabiyetten saçlara dökülür ha. Zirek! Aradan 24 saat geçti. Hala bir klasik müzik çalan radyo bulamadı Zirek Efendi. Sonra diyorsun Zeliş niye sinirleniyor? Zeliş niye sinirlenmesin? Ya Zeliş bulamadım, bulamadım. Ya bir günde radyo mu açılır ya? Eğer çok istekliysen dünkü gibi sana güzel bir küfür edeyim. Tövbe estağfurullah. Günaydın Beste Hanım. Günaydın Zeliş. Bizim evin elektriği arızalı, tamire gelecekler. İlgilenirsin tamam mı? Olur olur, ben ilgilenirim. Zaten elektrik arızası konusunda üstüme yoktur. Biliyorsunuz senelerdir şu camıştan elektrik almaya çalışıyorum. Ama arızalı. Olmuyor, olmuyor. Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Hayrola niye? Yine sinirli Zeliş. Ya ben senin gel. Lafı meclisten dışarı gerçekten ben bu kadınları anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Ya aklı fikri çiçek böcek romantizmden. Ya bu İstanbul gibi bir trafikte sabahtan beri ben direksiyon salıyorum. Adamda romantizm kalır ya. Arkadaşlar muhabbetinizi bölmek istemem. Ama birisi bana söyleyebilir mi? Benim arabam ne olacak? Vallahi kardeş sen arabanı polis otoparkından almazsan araban kamu malı olacak. Biz de kabu kabu bineriz artık ona. Hadi bir taksi tutalım da bari gidip arabamı alalım. Kardeş dur dur. Daha taksi var burada. Zirek, sen Beste Hanım'la bu arkadaşı polislerin arabayı çektiği otoparkçıya götür. Tamam devrem. Götüreyim. Orada halledin işi. Teşekkür ederiz Dikman. Görüşürüz. Rica ederim Beste. Aman dikkatli ol. Bak gözünü seveyim, topuklu giymişsin. Bunun arabasını delirsin, belirsin. Bu mahvolur ha. Yazık olur buna. Yürü hadi, yürü. Hadi buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Gidelim, hadi gel. Zirek, kardeş. Bunları otoparka götürürken taksimetreyi aç, iyice bir gezdir tamam mı? Bir de uyanık ol, bu bebek fırsattan istifade ve senin elini melini tutmaya kalkışmasın. Yok yok, tutmaya kalkarsa var ya ben arabayı sarsarım hiç merak etme sen. Aman ha, dikkat et. İleri mileri giderse de levyeyi al kafasına vur şerbetini ah. Sen hiç merak etme devrem. Hadi bakalım. Git bakalım Aytunç Efendi. Otoparklarda arabanı ara şimdi. Anlamışsındır. Vale kim? Güzel onlu kim? Maça papazı kim? Selametle. Dikmen. Oh Taliye. Kız ne oluyor? Ağlıyor musun sen?
Hayırdır, Sevinç gözyaşları mı bunlar? Yok ya Dikmen, Dipris'in gözyaşları. Ne oldu kız? Mahallenin bebeleri mi sarktı yoksa? Bir şey mi dediler? Ha, isimlerini ver, koyarım ben onları. Dikmen ne asılması ya? Gerçi bu korumacı tavrın hoşuma gitmedi değil ama. Ne oldu? Anam ne oldu biliyor musun Dikmen? Hani Tilba Hanım'ın günlerdir harıl harıl çalıştığı bestesi var ya hani. Hani böyle karınca duası gibi nota yazmıştı kağıtlara. Dikmen ben onun üstüne su döktüm. Yapma ya. Aa. Ne diyorsun Taliye kız? Ne yaptın sen ya? Bittim, bittim. Of. Geçmiş olsun kardeşim. Neyse canıyı sıkma. Sağ iş mi yok ya? Sağa sola haber veririz abi, iş buluruz. Süper Dikmen. Gerçekten moralmen beni tavanlara çıkarttı ne? Şaka yaptım kız. Ben sana 2 dakikada yazarım o notaları, merak etme. Gerçekten mi? Herhalde. Ankara'nın Dikmeni var senin karşında. Biz gözümüzü dünya sol anahtarıyla açmışız. Ay Dikmen, Allah senden razı olsun he. Bak, yine süper kahraman gibi hayatımı kurtardın. Neredeymiş bu ıslanmış notalar? Aha, buradalar. Ama dikkat et bari Tilba Hanım yatak odasında duymasın he. Sen merak etme, hiçbir şey olmaz. Kızım, bizim bir elimiz müziğe mahkum, diğer elimiz notaya yatkın. Kafanı yorma sen. Ver bakayım şu boş nota kağıtlarını. Kapı çaldı. Ben odama gidiyorum, sen sakın çaktırma, tamam? İyi, hoş geldiniz Sidiye Süper Hanım, buyurun. Hoş bulduk. Tilbe yok mu? Odasında. Adı neydi canım benim senin? Tahliye Can Çeker. Önce şunu bir tutuyoruz, şunu bir alıyoruz. Tilbe Hanım'ın cicileri getirdim. Masaj konusunda sana 6,5'tan 7 veriyorum Latif. Biliyor musun ben hep çocukluğumdan beri jüri olmak istemişimdir. Aa, hayatım senden ilk defa böyle bir şey duyuyorum. İlk defa söylüyorum da ondan. Hani böyle yarışmacılar gelsin, böyle heyecanlı heyecanlı performanslar sergilesinler. Ben de böyle jüri koltuğuna oturayım, pişkin pişkin böyle sert bakışlarla. Olmamış. Aa, berbat yani. Yapayım. Kadere bak. Şimdi ben mitolojik tanrılardan esinlendiğim yarı ölümle eserimle o jürinin karşısına geçip performansımı sergileteceğim. Ay, çaktırmıyorum ama çok heyecanlıyım. Biliyorum hayatım, biliyorum. İnşallah eserin Kültür Bakanlığı'nın jürisinden geçer. Umuyorum. Umuyorum geçecek. Umuyorum. Ben yaptım oldu. Ben yaptım oldu. Geçecek tabii, geçecek. Devam et hadi. Gelebilirsin. Tilba Hanım. Sedif Su, Peri Hanımları geldiler. Buyurunuz efendim. Tut bakalım. Sedifçimize biraz izin verir misin? Kadın sağ ol mevzuları hayatız. Ben o zaman dışarıdayım hayatım. Hoş geldin Sedef Su. Merhaba Latif. Şekerim. Nasılsın? Çaktırmıyorum ama çok heyecanlıyım. Tipik yarışmacı tripler işte. Sana bugünkü performansla giymen için 2 tane şahane cici getirdim. Hangisini istersen giyebilirsin. Süper naziksin ama ben hazırlanmıştım yani. Böyle cici bici giyinmiştim ama. Ay çok güzel. Benim ayağıma karıştı. Bak şimdi hangisini giysem? Bak heyecan almana gerek yok. Jüriyi ayarladığım gibi. Ayrıca da elbise konusuna gelince... bu Tarık'ın hediyesi. Gerçi ikisi de çok pahalı elbise ama... bence en pahalısını giymelisin. Tamam. Bunun enerjisi şahane zaten. Böyle çiçekli çiçekli çok güzel olur. İyi bir enerji ayar. Şahane. Çok güzel oldu. Tahliye çekilebilirsin. Emin olsun Salman. Kapıyı kapatayım o zaman. Lütfen Tahliye. Ah, iyi şekilde. Şahane olacak. Çok heyecanlıyım. Ne yapıyoruz? Derin bir nefes. Taliye, eli bak kız. Dikmen ya, vallahi hazır gibi yetiştin ha. Orijinalinden daha iyi oldu. Hem senin işin hem Tilbe'nin yemişine yarayacak. Çok iyi oldu bu ceket üstünde. Latif, hadi Latif, ben hazırım.
Geldim hayatım. Tahliye, çalışmalarımı alayım. Buyurun hanımım. Vay, 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 vay. Sizi var ya böyle heyecanlı görmek beni nasıl duygulandırıyor anlatamam ha. Şimdi sarılıp öpeceğim vallahi. Alo oğlum. Süper yakışıklı olmuşsun ha. Yengem zaten patates gibi. Pardon, prenses gibi. Latif çıkalım. Jüri öncesiye dikmen görmek uğursuzluk getirir. Hadi. Yok artık. Çıkalım hayatım. Tahliye Sonat'ın yemek listesini hazırlayıp buzdolabına astım. Harfi harfine uyulacak. Evi de aynen böyle bıraktığım gibi bulmak istiyorum. Bir şey ihtiyaç olursa ararsınız Latife. Tahliye kapıyı aç. İyi günler herkese. Yorma kendini. Ay. Evde bize kaldı ha Tahliye. Bizi derken? Tövbe ya. O kızın hareketleri bir tuhaf ha. Araban burada mıdır? He, bu bölgede bütün çekilen araçları buraya getiriyorlar. İstersen çık birisine sor. Hadi Allah çektirmesin. Ha. Çok teşekkürler Zirek. Ne demek Beste yenge? A pardon Beste, Beste yenge. Beste yenge. Beste yenge. Allah Allah yine dilimi... Beste, Beste... Beste Hanım bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Ya... bana, benim çok acıyla şey... Klasik müzik çalan radyo bulmam lazım. Ya dünden beri arıyorum, arıyorum. Bir türlü bulamadım ben. Bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Ben sana hemen bir tane ayarlayayım. Bak burada bütün gün klasik müzik çalar. Çok sağ ol ya. Vallahi dün de beri belki 20 kez dolaş bir türlü bulamadım. Bunlar da adamın tipine göre mi çalıyorlar? Yoksa tipimi beğenmediler anlamadım ya. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Ne demek Beste'nin gel... Pardon Beste Hanım. Görüşürüz. Hemen şunu kaydedeyim de Beste Yenge uzaklaşmadan hemen istasyonda kaybolabilir ha. Sen gör Zeliş, sen gör Zeliş. Kocan sana öyle bir sürpriz yapacak ki sabah bana söylediklerinde utanacaksın, utanacaksın. Evet. Ulan klasik dedikleri bu mu? Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım Sedef Su. Ne dersin? Mis? Benim bestem seçilecek değil mi? Değil mi? Hayatım, inan ben müzikten şu kadarcık anlıyorsam... ...jüri senin eserini dinlediği zaman büyülenecek. Ay Tilbe'cim rahat ol. Bahsettim zaten. Jüri başkanı çok eski bir arkadaşım. Senin müzikle dolu yaşantından biraz bahsettim. Yani daha dinlemeden olumlu bakıyorlar. Yani şu şartlar altında senin seçilmemen için çok korkunç bir beste yapmış olman lazım. Ki o da benden çıkmaz diye. Yani, yani kimin karısısın neticede? O ne demek şimdi? Yani ben senin karın olmasam beste yapamayacak mıydım? Yok hayatım, ben yani gerginliğini almak için böyle şaka babında şey etmiştim. Latif, sen ne zaman benim gerginliğimi almaya kalksan daha da geriyorsun beni, biliyorsun değil mi? Neyse şekerim, sen notalarını verdin mi çoğaltmaları için? Verdim, verdim. Heh. En başta hemen verdim. Sırada Uluç Atılgan Bey'in bestesi var. İsmi Adaya Özlem. Nasıl heyecan? Benim bestemi dinlemiş olsun. Adım atma altında. Kıl koyun. Bitmeyin. Ha. Ne yapıyorsun orada öyle ya?
Vallahi iyi olmaz. Ben burada için izin vermem böyle bir şeye. Bırak kız. İki parça çamaşır için saymadığınız laf kalmadı. Ben yıkarım kendi çamaşırlarımı. Anam, Dikmen ya. Ben mi sana laf saydım? Tilbe Hanım saydı. Bırak vallahi ben yıkarım, bırak. Dur kız, dur. Şimdi Tilbe yengem görecek bana yardım ettiğini. Seni içten atar vallahi. Zaten sıkma ve durulama bölümüne de geçtik. Ne kadar güçlüsün Dik. Yani ne kadar düşüncelisin Dikmen ya. Yemin ediyorum çamaşır yıkarken bile beni düşünüyorsun. Kovboylar gibi üstümüzde başımızda yıkanacak halimiz yok. Çamaşırlarımızı yıkayacağız herhalde. Böyle sabunla mı yıkayacaksın Dikmen? Bir toz deterjan falan lazım olmaz ki böyle yani. Onu da düşündük herhalde Taliye Hanım. Anıl. Ne kadar enteresan bir adamsın Dikmen ya. Eline de çok yakıştı ama ha. Çamaşır makinesiyle mi dünyaya geldik kızım? Dilbe yengemin yanına assın işte. İki parça çamaşır için evin iç huzurunu bozmaya gerek yok. Hadi sen git bağa gözcülük yap. Yengem gelir melir şimdi. Bağa göz kulak ol hadi. Tamam ben gidiyorum sana şimdi gözcülük yapıyorum. Senin gözün de olurum, kulağın da olurum. Hep şeyin olurum Dikmen'im. Benim sıram galiba. Benim sıram, ben çok heyecanlandım. Düşüp bayılacağım şimdi burada. Hiç uyum değil ama bayılacağım. Ya tabii hiç olur mu öyle bir uyum? Evet. Sıradaki eser Dilbe Kutlu'ya ait. İsmi Evdeki Huzur. Buyurun. Gerçekten bu ne? Ya hayret. Ben evde dinlediğimde sen çaldığın zaman kulağıma çok hoş gelmişti oysa ki. Latif saçmalama, bu benim besem değil ki. Affedersiniz. Durun. Bu çaldığınız yani bir karışıklık olacak, benim besem değil. Yani benim besem olarak başladı. Ama benim besem olarak devam etmedi. Yanlış çalıyor olabilir misiniz? Hanımefendi notada ne yazıyorsa onu çalıyoruz. Yarışmada doğaçlama yapacak halimiz yok ya. Yani tabii ki de öyle demek istemedim ama bir karışıklık olmuş olmalı. Eşim dinledi, kendisi müzisyendir. Latif bir şey söyle lütfen. Evet ben de konservatuvar mezunu bir insanım. Evde dinledim, hiç böyle değildi gerçekten yani. Gidip bir bak istiyorsanız olur hayatım. İzninizle lütfen. Sedef Su gelir misin? Latif gel. Ben bir ilgileneyim. Pardon, pardon. Çünkü çok önemli. Ben yani hayat meyat meselesi bu. Esere çok emek verdim ben lütfen. Çok çok özür diliyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarımı gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Ha gayret meydanını yiydim. Ha gayret iki kaşın arasında çamaşır attım Dikmen'im. Dayan Dikmen'im ya. Dayan Dikmen'im. Dikmen'im dayan ne olur. Yiydim yiydim. Taliye. Latif Bey, Latif Bey vallahi suyumuzu, sabunumuzu, her şeyimizi evden getirdik. Ne olur Tilbe Hanım'a söylemeyin, ne olur söylemeyin. Ya sen ne diyorsun, ben bir şey anlamıyorum ki. Allah seni kahretmesin zirik ya. Of tüvbe estağfurullah. Latif Bey geldi sandım, yemin ediyordum alt mı ediyordum burada ya. Ya senin betin benzini atmış, sen kimden korkuyorsun böyle ya? Sorma ya. Dikmen yukarıda çamaşır çitiliyor. Ben de burada gözcülük yapıyorum. Eğer Latif Bey ile Tilbe Hanım gelirse ben hemen şey yapacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Anam! Maloş Salih! Bak ya! Benim planım bu tarafını hiç düşünmedim ya. Şimdi buradan Latif Bey ile Tilbe Hanım'ı gelse ben yukarı onlarla çıkacağım. Dikmen'i böyle vereceğim. Ya Talia sen ne diyorsun ya? Zaten sen kafan karışır, benim kafamı da karıştırma şimdi ya. Ben Zeliş'e yazdığım şarkıyı gidip bir an önce okuyayım ona. Tövbe. Zirik. Hoş bebi. Sen Zeliş'e şarkı sözleri mi yazıyorsun bakayım? Yok, yok, yok.
Daha önce yazılmıştı da ben dinledim, not aldım. Neyse ben gideyim ya, senden bir şey anlaşılmıyor. Ya taş şaşardım zaten. Bir notaları kontrol etmek istiyorum. Evet, bak böyle başladı, bu benim. Bunlar benim notalarım değil. Bunlar benim notalarım, bunlar değil. Bir karışıklık olmuş. Öğrencilerimin notalarıyla karıştı herhalde. Şöyle yapalım, ben bir koşu eve gideyim. Orijinalini alıp getirsem. Harika, şahane. Ne güzel ya. Beste beğenilmiyor, yeni beste alınıyor, eve gidiliyor, şıpşak operasyon tamam. Beyefendi o ne biçim söz? Beste evde hazır zaten. Şöyle yapalım o zaman, hep beraber bize gidelim. Evde piyano da çalayım ben size. Ne dersiniz? Nasıl yani? Parçanızı evde mi çalacaksınız? Evet, çok yakın. Şurası zaten hemen. Bir karışıklık olmuş. Bilemiyorum. Macit Bey, bana söylemek düşmez ama. Yani sağlıklı bir sonuç için bütün besteleri dinliyor olmanız gerekmez mi? Evet, yani Tilbe Hanım son yarışmacı. Ondan sonra da kimse yok. Ne dersiniz? Pekala. Yani istisnai bir durum ama Tilbe Hanım'a ikinci bir şans verelim. Bir dakika. Bir dakika. O zaman biz de geliyoruz. O zaman biz de geliyoruz. Ne malum orada bir katakulli olmayacak, katakulli. Bu ne güvensizlik beyefendi? Biraz sanata hürmet dedik. Bir şey söyler misin? Karına hile basmıyor. Bir şey yap. Ya, bir şey yap derken şiddet kullanmamı istemiyorsun herhalde. Kullan desem kullanacaksın sanki. O zaman şöyle yapalım. Ben 3 jüri arkadaşımı daha alayım. Yarışmacıları temsilen de Uluç Bey'i alıp... Hay hay. Sizin eve parçanızı dinlemeye gidelim. Böylece herhangi bir şaibe de olmaz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sedef Su sen de gel. Tamam. Gözlemci olarak. Tamam. Buyurun gidelim. Buyurun sağ gidelim o zaman. Buyurun arkadaşlar. Teşekkürler. Harika. Hadi çantamı alın. Çok teşekkür ederim. Zürek? Seliş? Niye geldin, hayırdır? İçeride kimse var mı? Yok, niye? Performans sergilemeye gelmişim. Burada mı? Evet, burada. Sen beni ne zannettin? Seliş? He. Aç kulağını, aç. 4 tane kulağını da aç. 2 tane kendin için, 2 tane de bebeğimiz için. Gerçi sen dinlesen de usalaşmasın. Hırçın Seliş. Zürek! Bana bak, sinirleniyorum ha. Zaten geldi klasik mülasik, bir şeyler zırvalıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor. Ya bebeğimiz için ben klasik şarkı okuyacağım. Ben kendim okuyacağım. Babasının ağzında dinlediği zaman bebeğimiz böyle usalaşacak, böyle yatacak. Sessiz olacak. Uyuyacak. Ya. Çay kola köse. Na buna da söyle. Nara attırma, topuğuna sıktırma. Bel ağrısıysa çevirir fıtığa. Çay kola köse, bir daha söyletme. Mantı olsa da canım çekti ha, o söylemiyor. İndirsek mideye, o söylemiyor. Soda limon da olsa. Anam, ne oluyor burada ya? Nara attırma. Anam ya! Tüm estağfurullah! Bu direkt değişimi dövüyor yoksa? Vallahi dövüyor! Kim ediyor? Açın kapıyı bakayım! Sadece kendi elbiselerini yıkadı, bizimkini bıraktı demesinler. 2 paralık deterjan için bir sürü laf ettiler. Ay anam vay! Ay Dikmen vay! Hele yaban İstanbullarında çamaşır da yıkamak varmış. Nasılsın? Ne olacak ki? İleride star virtüöz oldum da bunları dramatik bir müzik eşliğinde anlatırım artık. Böyle
Emdirse de iyiymiş ha. Vallahi deterjanı sabunu iyi emdi. Soda limon da ekle. Ya Talya bacı sen ne diyorsun ya? Ne kavgası? Biz karı koca kendimize burada şarkı söylüyoruz ya. Allah Allah. Aman Tahliye, kavga mavga ettiğimiz yoktur. Gitmiş bir tane klasik müzik öğrenmiş, onu söylemeye çalışıyor. Daha doğrusu söyleyemiyor. Pes yani Zeliş ya. Dünden beri kafamı götürdü, klasik klasik diye tutturdun. Şimdi de beğenmiyorsun öyle mi? Hadi çık git bir tane klasik müzik CD'si bul, yürü. Sinirlerimi oynatma. Allah Allah ya, Allah Allah. Anam. Kız Zili sen ne yaman bir kadınsın böyle ya. İki dakikada adamı haşladın ya kız sen. Ziliş ya. Kız benim işim var burada kız. Aşağı gitmem lazım. Ne mi tutmalıyım ben? Kendine iyi bak. Görürüz. Bütün deliler beni buluyor yarabbim. Allah birileri görse öyle mahalle karıları gibi çamaşır astığımı süperstarlık hayatım başlamadan sona erer ha. İşte ünlü olsam böyle olmaz. Rahat edersin. Tamam hoşver. Biraz ünsüzlüğün tadını çıkartayım. Abu, bunu unutmuşuz ya la. Tüh. Neyse boş ver. Fazla temizlik göz çıkarmaz. İyice temizlenmiştir. Ya bu küçücük elbiseyi yengem neresine giyiyor ya? Koluna taksa olmaz ha. Küçüklüğünden mi kaldı artık nedir? Hatırası var herhalde. Neyse, şunu asayım da. İnsanlık girsinler biraz. İki çamaşır için bana demediklerini bırakmadılar. Ölmedik daha biz, ölmedik. Kendi çamaşırımızı kendimiz yıkarız. Ben senin elindeki deterjan olayım, bitmenim ya. Anam geliyorlar. Evimizi görünce sanatla ne kadar iç içe yaşadığımızı fark edeceksiniz zaten. Mozart müzesi gibi. Oh. Değil mi Latif? Ha, evet evet kesinlikle. Banyoda biraz rutubet var ama onun dışında harikadır. Dikmen! Dikmen geliyorlar. Akrabalarla Dikmen. Çabuk. Kim geliyor kız? Yengen. Tilbe abla, Tilbe yenge. Yengen hanımım geliyor. Abo, yenge mi geliyor? Evet. Vallahi yandık ha. Şimdi bu leğenleri burada görse bir sürü tatava yapar o ya. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ki ne yapacağız ya. He? Dur. Şöyle dökek. Oh, çabuk. Ne yapalım? Çek. Burası. İyi, kimse yok. Ah, ne oluyor Ötek? Sizce hiç iyi görünüyor muyum? Bu suyu dökene bir yakalarsam. Tahliye, yer silme suyunu dökmek için banyoya gitmeye üşeniyor. İstanbul bu kadar büyüyünce efendim, böyle nezih semtlerde, böyle nezih apartmanlarda bile böyle münasebetsiz insanlar türedi. Bizde duş alabilirsiniz. Ben bugünkü duşumu aldım efendim. Şu parçayı bir an evvel dinleyip biz gidelim. Tabii Macit Bey. Buyurun. Pes doğrusu. Bir de masaj yapın da oldu olacak. Kese köpük dağıtın. Bir şey söyleyeyim. Duracağım bir şey söyleyeyim. Uluç Bey yani güvensizlik sizin gibi müzisyene yakışıyor mu? Aa. Hiç söylemeseydin daha iyiydi. Bulamadın mı başka bir şey? Buyurun. Siz nasıl olsa birazdan
İyi misiniz Macit Bey? Duş alırsınız, alırsınız. Siz de ağlaya ağlaya parçayı dinleyince ayrılacaksınız zaten buradan. Buyurun. Eminim, eminim öyle olacak. Hadi bakalım. Ay, ay Tilbe'cim yaptığın şu asansör hiç bu çağda yakışıyor mu ya? Ay, kusura bakmayın, asansörün yine bozulacağı tuttu. Ama bakın, hiç pişman olmayacaksınız. Sizi yorduk ama birkaç sene sonra bu dünyaca ünlü besteyi o gün biz seçmiştik diyeceksiniz. Daha henüz bir şey seçmedik efendim. Bakacağız. Biliyorum, biliyorum efendim. Buyurun, buyurun. Tilbe Hanım! Anam, keşke misafiriniz olduğumu daha önceden söyleseydiniz ya. Yemin ediyorum evde hiçbir şey yok. Yumurta yapayım ister misiniz? İnşallah severler ya. Tahliye saçmalama. Yemeğe gelmedik. Beyefendiler Kültür Bakanlığı'ndan. Gerçekten mi? Anam, politikaya mı atılıyorsunuz? Yemin ediyorum benden size bir oy. Bir oy da bir oydur canım. Tahliye, politikaya atılmıyorum, saçmalama. Çekil, anlamazsın sen. Bu arada o suyun hesabını soracağım sana, o suyun hesabını. Hangi suyun? Çekil. Buyurun efendim, buyurun. Çekil tahliye. Efendim, göreceksin zaten evimizde nasıl buram buram sanat koktuğunu. Buyurun. Buyurun, lütfen. Benim burada duyduğum tek koku deterjan kokusu. Tahliye, bunlar ne? Şey, yani... Yengem. Bunlar benim çamaşırlar. Makinaya vermedin yıkayak diye ama koruması için evin havasını esirgemeyeceksin herhalde. Hoş geldiniz. Ben Dikmen. Ankara'nın Dikmen'i derler. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Tahliye çabuk topla bunu. Topla, topla. Bir daha daha çamaşırlarını yıkayacağı zaman benim makinemi kullanabilir. Ama arka odayasın. Tamam, bu arada evimizin ferdi dediğine bakmayın, bakmayın, bakmayın. Kendisi tamamen geçici bir süre için. Hii! Tilbe! Ne oldu senin Efsu? Bu benim sana giymen için verdiğim elbiselerden bir tanesi değil mi? Küçülüm. 03 yaş. Dikmen! Lütfen, lütfen. Teşekkür etmeye hiç gerek yok. Benim donlarla yıkarken ikisini de ona attım. Ay, donlarımla yıkadım diyor. Tilbe, sana inanamıyorum. Sedef Su lütfen. Sedef Su. Tilbe Hanım, Tilbe Hanım. Ortalık bir hayli dağınık ve karışık. Biz en iyisi gidelim. Lütfen, haydi arkadaşlar. Macit Bey, Macit Bey lütfen. Çok rica ediyorum. Ben bayılınca size parçamı icra edeceğim. Ayılınca mı? Şimdi bayılacak. İki dakika gecikti zaten. Şimdi gelir. Bak hop geldi. Gördüm. Tutma tutma. Biz alışkınız. Ben şimdi Latif atacağım onu. Latif. Kap yengemi. Kap 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 kap. Tut yengemi. Hop. Kap. Hep böyle. Tilbe. Hayatım. Tilbe. Tilbeciğim. Hayatım. İyi misin? Geldin mi kendine? Latif başım. Nerede? Jüri, nerede? Nerede? Jüri gittim ben dinlemeden. Yok hayatım, hepsi şu an içerideler, buradalar. Notalarım. Notalarım nerede? Burada bir yerde müsveddelerim olacaktı. Tamam, arayalım. Nerede? Değil. Bu. Her şeye rağmen bugün müthiş bitmeli. Sedef Süperi'ye boş boşuna rezil olmuş olamam. Bu beste seçilmeli Latif. Bekle beni jüri. Bekle beni jüri. Macit Bey, Macit Bey. Tilbe Hanım, iyi misiniz? İyi miyim? İyiyim, sizi gördüm. Daha iyi oldum. Biz alıştık efendim. Kendisi bayılır, çok geçmeden ayılır. Evi de böyle dandeni gördünüz. Normalde böyle değildir. Bizde her yer Mozart, Beethoven. Hiç önemli değil Tilbe Hanım. Yani ev hali bu. Olur böyle şeyler. Çok anlayışlısınız. O zaman salona geçelim. Ben size eserimin orijinal halini icra edeyim izninizle. Tabii tabii, ne demek. Buraya kadar geldikten sonra bir de sizi dinleyelim, öyle değil mi? Çok sağ olun. Bir de sizi derken? Ses deneme. Ankara Etimeskut geçiören. Ankara Etimeskut. Hadi bakalım Dikmen. Şu meşhur parçanı bir de enstrüman eşliğinde dinleyelim. Eyvallah müdür. Müdür? Meşhur parça.
Bak hele, bak 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 yengeme bak. Şanzelize'yi öyle sever ki bu. Değişirde kaptırdı geldi buraya, görüyor musun? Hadi bakalım o zaman. Solos vermedi bize, ula bebe akıllı ol bize, her yer Şanzelize. Yalan oldu bizim Şengen, dırdır eder hala yengen. Fransızlar sözüm size, bize her yer Şanzelize. Gelen Kültür Bakanlığı, Klasik Müzik Dairesi jürisi Dikmen'in bu saçma sapan şarkısıyla mı eğleniyor? Yoksa ben ayılmadım mı? Ayıldın hayatım. Erken ayıldım. Ya 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 ya, telaş yapmayın. O öyle gelir gider, gelir gider. Ben her zaman söylerim ha. Benim şarkılarıma en çok yenge bayılır.